2020'de toplam 678.763 öğrenciye hizmet veren Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bugün sadece %8.2'sine barınma hizmeti verebiliyor. Yani bu toplam öğrenci sayısına baktığınız zaman devletin resmi rakamı 8.240.997 Türkiye'de üniversite öğrencisi. Yani yüksek lisans, lisans, master, örgün eğitim, uzaktan eğitim, toplam rakam bu. Bunun sadece 4.676.000'i lisans öğrencisi. Yani 4,5 milyon 4 yıllık okula gitmek için dershanelere gitmiş, ailelere emek harcamış, ailelere para harcamış, bir şeyler için uğraşan çocuklar var. Ve bu çocuklar ne yazık ki başlarını sokacak bir yer bulmaktan aciz durumdalar. Dün İstanbul'daydınız. Öncelikle İstanbul'daki o tabloyu bize bir tarif eder misiniz? Niye siz bir parka gittiniz? Niye parkta öğrencilerle birlikte gecelediniz? Nedir sorunları? Ve görüntüleri de getireceğiz ama önce sizi bir dinleyelim. Öncelikle Fatih Bey, beni programa davet ettiğiniz için sizlere ve halk diye ben teşekkür ederim. Konuklarıma İstanbul'dan selam ve saygılarımı iletiyorum. Dün akşamki olay nedir dediğiniz zaman aslında dün akşam olay değil, Türkiye'de yaşanan bir dram var. Beni 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdiğimde beni tam 18 yıl yani toplam 39 yıl öncesini yaşadım ben dün akşam. O benim hayatımdı. Orijinal hayatımı yaşadım ben. Yoksul bir ailenin çocuğu. İstanbul'a geleceksiniz. İstanbul'da hatta o dönem yoksul aile, ben rahmetli babam bir çobandı. Ve yurtlarda benim geçinebilmem için sportacılık yapmam gerekiyordu. Abim siyasalda okuyordu, ben hukukta okuyordum. O yaşantımızı da ben akşam yaşadım. O hayattan geldi. Öğrenciler şunu söyle. Biraz önce siz bilgileri zaten verdiniz. Yani burada öğrencilerin, yüz binlerce öğrencinin bir barınma sorunu var. Bu barınma sorunu bir insan hakkı sorunudur. İnsanlar evi kiraları o kadar yüksek olduğu için evde tutamıyorlar. O ev fiyatları hakikaten çok yüksek. Ve dün akşam bir veli beni aradı. Yani kız üniversiteyi kazanmış, yurtta çıkmamış, özel yurtlar ve kiralar çok yüksek olduğu için çocuğunu okula gönderemeyecek durumla karşı karşıya. Bu aynı zamanda öğrencilerin eğitim hakkı, yurt olmadığı için barınma hakkı, barınma erişim hakkı olmadığı için eğitim hakkından yoksun kalmıyor. Şimdi burada bir gerçek var. Yani öğrenciler kredi yurtlar kurumunun yurtlarına giremiyor, ev tutamıyor, özel yurda yerleşemiyor. Peki nerede kalacak bu çocuklar? Bu çocuklar dün akşam biz nerede kalacağız dedikleri zaman evlerinize gidin diyorlar. Ya bu çocukların gidecek evleri yok ki, öğrenci yurt yok, ev yok. Sokakta yaşayan insanlara evlerine gidin demiyorlar. Ancak öğrencilere evlerine gidin diyorlar. Peki niye bunu söylüyorsunuz dediğimizde de şunu söylüyorlar. Ya siz sokakta böyle öğrenciler yan yana banklarda yattığınız zaman devletin aciz olduğu hissedilecek. Devletin aciz olduğunu hissettirmek istemiyoruz. Ya bu gerçeği polis baskısıyla, göndermekle, sokaklara, meydanlarda insanların efendim yatmasını, uyumasını kapatmakla bu sorunu çözmüş olmayız ki. Efendim siz banklarda yatınca devletimiz ekonomik anlamda aciz halindedir görüntüsü yaratılmış olacak. E peki devlet o zaman ekonomik anlamda, yani ekonomik krizin, ekonomik buhranın olduğunu hissettirmek istemiyorsa o zaman bu öğrencilere neden burs şey yapılmıyor? Yani kredi yurtlar kurumunda yurt yapılmıyor. Bakın Türkiye'de o resmi rakamları verdiniz. Türkiye'de 4500'e yakın özel yurt var. Bu resmi yurtların %60'ına yakın dernek ve vakıflar kontrolünde. Eğer barınma ihtiyaçlarını karşılamasak biz gençlerimizi tarikat, cemaat, malum dernek ve vakıfların kucağına itmiş olacağız. Resmi olmayan ev ve diğer barınma yerlerinde saydığımızda tarikat ve cemaatlerin, malum kuruluşların öğrenci barınma kapasitesi kredi yurtlar kurumunu geçiyor. Aklımıza şu soru geliyor.
Kredi Yurtlar Kurumu yurtları bilerek mi geride bırakıldı? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl olur da öğrencilerine yetecek kadar yurt yapmaz? Kredi Yurtlar Kurumu yetersiz kalınca bu mevcut olan boşlukta kim dolduruyor? Tarikatlar dolduruyor, cemaatleri dolduruyor. 20 yıldan beri bu iktidar bu yurt sorunu çözemedi. Dernek ve vakıflar yurt binasına yurt tahsis ediliyor. Yani burada dernek ve vakıflara yurt tahsis edileceğine Kredi Yurtlar Kurumu'nun kapasitesi artırılsın. Devletin imkanları neden dernek ve vakıflara yurtlar açılıyor? Kredi Yurtlar Kurumu tarafından bu yurtlar açılmıyor. Yani herhalde biz geçmişten ders almadık. Yoksul aile çocukları bizim evlatlarımızı tarikatlara ve cemaatlere teslim etmemek lazım. Bu çocuklara sahip çıkmak lazım. Dün akşam mesela bu yattığımız yerde yan tarafta, onun da dün akşam fotoğrafları, videoları paylaşıldı. 3 aydan beri sokakta yatağıyla, yorganıyla yatan vatandaşlar, biz emniyete şunu söylüyoruz. Ya arkadaş, bizi siz burada bırakmıyorsunuz ama bak vatandaş orada sokakta yatıyor, ona niye bir şey söylemiyorsunuz? Efendim, bizim için öğrencilerin sokakta yatmaması lazım, banklarda yatmaması lazım, peki, oturmaması lazım. Ama vatandaş oturursa otursun. Peki dedi kardeşim, yani burada sıkı yönetim mi var? Yok. Sokağa çıkma yasağı mı var? Yok. Olağanüstü bir durum mu var? Yok. Şarkı mı söylüyoruz? Yok. Türkü mü söylüyoruz? Yok. Marş mı söylüyoruz? Yok. Orada aileleri rahatsız mı ediyoruz? Yok. Hatta sizin huzurunuzda, tüm Türkiye'nin huzurunda dün akşamki ilk oturma eylemimizin başladığı yerdeki aile sakinlerine hepsine minnettarız. Hepsine burada şükranlarımı sunuyorum. Oradaki insanlar kapılarını açtılar bize. Tuvalet ihtiyacınız olur, bir şeye ihtiyacınız olur. Lütfen kapımızı çalın, kapımız sonuna kadar açık size. Orada tabii ki ben emniyet mensuplarına da teşekkür ediyorum. Emniyet mensupları şunu söylüyorlar. Yani onlar da zaten şunu anladılar. Bu çocuklar onların da çocukları, onların da yeğenleri, onların da yakınları. Bu çocuklar kendi barınma sorunu, yurt sorunu savundukları gibi, onu dile getirdikleri gibi herkesin kirası yüksek olan tüm insanların sözcülüğünü yaptı. Yani orada polislerin o yüz mimiklerinden onu da gördük. Yani yukarıdan talimat, efendim bu görüntüleri Türkiye kamuoyuna yansıtılmasın, ne olur bunları oradan gönderin şeklinde emniyete de sıkıştırıyorlar. Sayın Tanrı, yani burada bir dakika, emniyet Sayın şunu Bekirim. Yapmalı. Bir, biz dün akşamki o oturma eylemi, yani kamuoyunu bu konuya, kiraların çok yüksek olması, öğrencilerin yatacak, yerleşecek yurtlarının olmaması nedeniyle dikkat çekme anlamında başlatılan o eylem aslında Türkiye'deki evsizlerin, yurtsuzların, fakir ve fukaranın sözcülüğü yapıldı aslında dün akşam. Yani onun için benim kamu görevlilerinden istirhamım şu: bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu ülke bizim ülkemiz. Burada bu yurt sorunu yaratan faktörler nedir? Bir, Türkiye'deki gelir eşitsizliğinden kaynaklanıyor. Gelir adaletsizliğinden kaynaklanıyor. Bugüne kadar AK Parti iktidarı şunu yapıyordu zaten. Diyordu ki efendim biz mevcut olan bina rezervelerini anlatırlardı. Peki TOKİ'nin bina rezervesi ne? Çözüm mü istiyorlar? Çözüm söyleyelim Fatih Bey. Bir, mevcut olan tüm illerdeki kamuya ait, TOKİ'lere ait, kamu kurumlarına ait sosyal tesislerin, boş olan binaların kapasitesini açıklasınlar. Öğrencilerimizi buralara yerleştirsinler. Burada devlet gerek anayasamızın 58-57. maddesinde konut hakkı, gerek 42. madde eğitim hakkı. Çünkü çocuk eğer barınmayı sağlayamazsanız okula gidemiyor, eğitim hakkından yoksun kalıyor. Buradaki barınma hakkı temel hak ve özgürlükler sıralamasında beslenme hakkından sonra gelen ikinci bir hakkı. Sayın Tanal, bizim bu Sayın hakkı, Tanal, özür dilerim, bizim bu hakkı anayasamızın 5. maddesi uyarınca. Sayın Vekilim, çok önemli bir konuya giriyorsunuz. O ayrıntılara girmeden önce sizden bir ricam var. Dün Buyurun. Akşam o parkta yaşanan görüntüler var. Siz bir milletvekilisiniz ve oradaki insanlar da bu ülkenin çocukları. Yani seçmen yaşında çocuklar, ayrıca seçmenlerin de çocukları. Yani her siyasetçi oradaki o çocukların sorunlarına karşı duyarlı olmak zorunda. Ama dün polisin size ve öğrencilere karşı tavrı vardı ve bu tavrı çok rahatsız ediciydi. İzin verirseniz önce o görüntüleri yayınlayalım. O dediğiniz sorunları yine konuşalım. Ama önce o görüntüleri görelim. Bakın,
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyesi bir milletvekili ve yanında evsiz yersiz parklarda yatan çocuklar. Üniversite öğrencileri, üniversiteyi kazanan öğrenciler. Bakın polisin sizin, benim, onun, bizim çocuklarımıza tavrı nasıldı ve milletvekiliyle nasıl tartıştı? Getirin arkadaşlar o sesleri bir izleyelim. Bir şey mi söyledik burada? Yani bir yani, konferans mı yapılıyor? Bunu anlatamıyorum. Yani. Yasa dışı bir şey mi yapılıyor? Özür diliyorum. Yani onu söyleyeyim değil ki arkadaş. Şu yasa dışı işleri yapıyoruz. Az önce bana şurada uzanıp yatacağım diyorsunuz. Evet. Vekilim, buna gerek yok.